Merhaba arkadaşlar. Bugün depo yeri mi artık, temel mi bilmiyorum, geldik. Polatlı'nın 70-80 kilometre uzağındayız. Serçe Saray köyünde ama dayağı yapalım. Bakalım durum neyi gösterecek. Kayaların da şeyi bu tarafa, toprağı da diğer tarafa atmamız lazım. Tam karşıya atmamız lazım. Vallahi inşallah sökülürde uğraşmayız. Derece yapmazlar ama. Hava çok soğuk. Kırıcını falan kahrı çekecek durum değil yani. Bayağı bir yerini aldım ya. Zayıflattık yani. Kırıcıyla mecbur yapacağız. Karşılar köklü kaya. Kırıcı mecbur ama en azından azalttık işi. Arkadaşlar burada aşağı tarafa baraj yapıldı. Köy barajın içinde kalıyormuş. Köy buraya taşınacakmış. Böyle tahmin ediyorum. Bir de daha buralara
zamanla çok geliriz. Yani biz gelmesek de başkaları gelir yani. Köy tam çukurun içindeyim işte. Tam şimdi zirveye çıkıyor. Neydi? Şanlıurfa'da mıydı o şeyin altında kalan yer? Aslında öyleymiş. Şimdi işin esrarengi tarafı, hadi evleri taşıyorlar, şey yapıyorlar, mezarlar falan da barajın altında kalıyor ya. Tuhaf bir şey değil mi? Şöyle düşündüğün zaman, hani diyoruz ya, mezar taşı yaptırıyoruz, yeri belli olsun, şey ya, hadi şimdi ne olacak? Adamlar ne yapacaklar? Mezarlıkları da suyun altında kalacak. Tuhaf bir durum değil mi? Allah Allah. Tuhaf oldum ya, böyle ne bileyim, değişik geldi bana. Toprağa attım mıydı, mezarlıktan çıktım, olay bitiyor, herkes mücadeleye yine devam. Ama hayat böyle, bir bakıyorsun, bir taraftan bir tarafa konvoy gidiyor, cenaze konvoyu. Bir bakıyorsun, bir taraftan bir tarafa konvoy gidiyor, düğün konvoyu. Bir bakıyorsun, sünnet konvoyu. Bir bakıyorsun, asker konvoyu. Bir taraf ağlıyor, bir taraf bayram ediyor işte. Bir taraf cenazem var diye ağlarken, bir taraf çocuğum oldu diye seviniyor. Mesela işte bilenleriniz biliyor, ben 20 yıl sonra baba oldum. Ha, gerçi yaşlıydı amcamız ama bir tane köyden. Akşam saat 8.30-9'da işte ben Ankara'ya hanımı götürürken hastaneye, feyisi bu atmışlardı, arkadaşımın babası. Vefat etmişti. Onun ölüm günü, benim çocuğumun doğum günü. Biz mesela çocuğumuz oldu diye seviniyorduk, bayram ediyorduk. Olacak diye, doğuma gidiyordu hanım. Yok tamam abi. Pek de öyle bir şey gözükmüyor. Arkadaşlar, şeyde bir hata oldu. Dün gazdığımız yer komşunun yeriymiş. Köyden biri geldi, arkadaşları uyardı. Burası sizin arsa değil dedi. Orayı bıraktık. Buraya geldik. Burada biraz fazla çalışmış olduk ama yapacak bir şey yok. Kendi hataları.
bitti. Tesviyeye başladık. Fiyatımız bitti arkadaşlar. Şöyle görün. Şimdi burada, şurada bir ev yeri olacak, şurada depo olacak. İkisi farklı farklı. Burada işimiz bitti. Diğer bir temele başlayacağız. Buraya geldik. Şimdi temeller bizim başımıza kaldı yani.